şüphe etmemiz gerek. Bilim şüphedir. Bakın modern tıp kendisine ne der? Konuyu uzatmadan. Ortodoks tıp der. Modern tıbbın kendini tanımlama şekli <laughs> budur. Hocalarımız bize ders anlatırken ortodoks tıp diye anlatırlardı. Peki şimdi ortodoks kelimesinin anlamını merak edelim. Ekran başında kimse ortodoks ne demek bilmiyor. Evet Hristiyanlığın da bir ortodoks mezhebi vardır. Burada biz mezhepten bahsetmiyoruz. Ortodoks kelimesinin manasından bahsediyoruz. Ortodoks ne demektir biliyor musundur? Sözlüğü açıp bakın ortodoks Dogmaya inanan yani değişmez mutlak gerçeğe inanan demektir. Değişmez mutlak gerçeğe inanan. Modern tıp kendisine niye ortodoks tıp diyor? Çünkü ortodoks tıp dediği zaman şunu demek istiyor. Benim dediğim doğru tek doğrudur. Değişmez Sorgulanamaz diyorum. değişmez. Peki böyle bilim olabilir mi? Bir bilim kendisine ortodoks diyebilir mi? Bilim kendisine ben dogmatik tıbbım diyebilir mi? Yani modern tıp zaten daha baştan bilim olmadığını ilan ediyor. Ben ortodoksum diyor. Ben ortodoks tıbbım benim her dediğime iman etmek zorundasınız diyor. Tıp bir bilimdir. Tıp bir din değildir. Tıbbın her dediğine iman etmek zorunda değiliz. Hiç kimse doktorlar da iman etmek zorunda değil. Şüphe etmeliyiz ve şüphelerimizi de dile getirmeliyiz. Çalışmalıyız. Günümüzün Hocam bilimsel bu söyledikleriniz tartışma yaratacak söylemler. Altını çizelim. Ne güzel. Tartışma yaratsın biraz. İyi olacak. Ay, çok Çünkü iddialı açıklamalar ve gerçekten bence ee, gündem de yaratır bu evet, söylemleriniz. Tartışma yaratmazsa eğer hiçbir şey değişmeyecek. Oturup düşünmek gerek. Mesela bütün meslektaşlarım ortodoks tıp lafını biliyor. Şu memlekette ortodoks tıp lafını bir kere bile tartışmaya açan kimse duydunuz mu? Ortodoks tıp, modern tıpla ilgili çok sıkışıkları zaman ya da ders anlatırken hocalar hep ortodoks tıp kelimesini kullanırlar. Ortodoks tıp demeleri bile modern tıbbın bilim olmadığının en büyük ispatıdır. Modern tıp dogmatik bir bilgiye inanmamızı isteyen bir inançlar sistemidir. Modern tıbba iman etmeyeceğiz, ortodoks tıbba iman etmeyeceğiz, bilimin ışığından ayrılmayacağız ve doğruları her zaman anlatmaya devam edeceğiz. Bugün de ile ilgili doğruları Ben anlatayım. size bir şey söyleyeyim mi? Bütün bu anlattıklarınız yüreğimi acıttı ve şu söz aklıma geldi. Filler tepişir, çimler ezilir. Yani Öyle olan halka oluyor yani. Olan bize oluyor. oluyor. 20 yıl bir Alzheimer hastasıyla yaşayan bir insan... Ve o 20 yıl boyunca size bir takım ilaçlar verilmiş. Bu çalışmalara ya dayanarak bu üretilmiş. Ya, bu o yani. ilaçların... Hiçbir etki etmediğini görmüşsünüz, siz hasta yakın olarak görmüşsünüz ve hastanıza yan etkiler yaptığını görmüşsünüz ama bunlar inatla verilmeye devam etmiş. Hocam biz bilemiyoruz Sorduğunuz ki. zaman Doktor. da demişler ki doktorlar yapacak başka bir şeyimiz yok, elimizde başka bir şey yok. Bir de üstelik bu ilaçlar çoğu deneme aşamasında olduğu için size bir sürü formları imzalatmışlar. Siz kabul etmişsiniz denek olmayı ama son tahlilde annenizde babanızda hiçbir değişiklik olmadığı gibi daha kötüye gitmiş. Evet. Oysa... Alzheimer'ı, demansı engellemek de mümkündür. Alzheimer ve demans meydana geldiğinde hastanın çok daha iyiye doğru gitmesini sağlamak da mümkündür. Bugün o yöntemleri anlatacağız. Hiç de öyle uçar kaçar şeyler söylemeyeceğiz size. Sadece beslenmesini düzene sokarak, sadece belli basit takviyeleri almasını sağlayarak hastanın Konuşamayacak durumda olan hastanın çok daha iyi duruma gelmesini sağlamak mümkündür. Yani konuşamayacak durumdaki annenizle babanızla oturup çok rahat tavla bile oynayabilirsiniz. Ama bunun yolu yöntemi var. Bugünkü yaklaşım Alzheimer'e olan yaklaşım tamamen hatalıdır baştan sona. Baştan başlayalım. Alzheimer neden meydana gelir? Hocam çok özür dilerim. Baştan başlamadan önce ekran başına yeni geçen seyircilerimiz için Alzheimer'la demans arasındaki farkı minik bir şekilde anlatmanızı isteyeceğim. Tekrar anlatalım. Isteyeceğim. Demans yeni geçenler bunama var, demektir? Işte, ekran başında soranlar Hayır, var. Demans bunama demektir. Bütün bunamalara demans adını veririz. Genel bir isimdir. <laughs> Bunamaya yol açan en fazla görülen hastalık Alzheimer'dır. Bütün bunamaların yani bütün demansların %60 ila 80'i Alzheimer'dır. İkinci sırada vasküler demanslar. Yani damarsal probleme bağlı demanslar gelir. Tüm demansların, tüm bunamaların ...yaklaşık 80-90'ını Alzheimer ve vasküler demanslar. Hani diyorsunuz ya beyin damarlarında sertleşme, damar sertliği varmış... ...işte efendim boyun damarlarında damar tıkanıklığı varmış gibi... ...bu tarz problemler bunamanın ikinci ana sebebidir. Şimdi peki niye bunama meydana geliyor, Alzheimer meydana geliyor? Hı hı, bu protein hı. birikimi yoksa orada ne var? Bakın çok farklı bir görüşü sunacağım size ki bu görüş de bilimsel olarak ispatlanmıştır. Alzheimer hastalarının beyninde... Tıpkı diyabet hastalarının vücut hücrelerinde olduğu gibi sinir hücrelerinde insülin direnci meydana gelir. Alzheimer bugün pek çok araştırmacı tarafından tip 3 diyabet olarak adlandırılmaktadır. Yani Alzheimer kan şekeri yüksekliğiyle doğru oranda artan bir hastalıktır. Yani diyabet hastalığı arttıkça Alzheimer'ın görülme oranında artıyor. Yani siz öğünlerinizde eğer karbonhidrat tüketiyorsanız bol bol ki bugün olduğu gibi eğer bol bol gluten içeren tahıl tüketiyorsanız bilin ki Alzheimer riskinizi kat kat artırıyorsunuz. Sadece diyabet değil Alzheimer'ı da artırıyorsunuz. Alzheimer'ın temelinde enflamasyon vardır. Tüm hastalıkların temelinde olduğu enflamasyon gibi. Enflamasyon nedir? Enflamasyon bağışıklık sisteminin istenmeyen reaksiyonudur. İltihap vücutta istenmeyen, yani? Türkiye kronik iltihap e, e, mikropsuz iltihap olarak çevrilir ama mikropsuz iltihap enflamasyonu tam olarak açıklayabilen bir tabir değildir. Enflamasyonda vücutta istenmeyen durumlara bağışıklık sistemi bir reaksiyon verir. Buna enflamasyon adını veriyoruz. Tüm hastalıklar enflamasyon üzerinde gelişir. Damar tıkanıklığı, damardaki plaklar enflamasyondan köken alır. Depresyon Peki. enflamasyondan köken alır. Kanser Nasıl anlarız öyle. vücudumuzda enflamasyon olduğunu? Çeşitli parametrelere bakabiliyoruz. Klinik bulguların yanında CRP gibi, sedim gibi, <laughs> ferritin gibi bir takım kan tahlilleriyle vücutta enflamasyon olup olmadığını söyleyebiliyoruz. Enflamasyonu artıran en önemli faktör nedir? Beslenmedir. Enflamasyonu artıran gıdalar vardır. Nedir onlar? Karbonhidratlar, tahıllar, şekerler, işlenmiş gıdalar, katkı maddeleri, hazır maya, laktoz bütün bunlar enflasyonu tetikleyen maddelerdir. Dolayısıyla biz Alzheimer'dan korunmak için, diyabetten korunmak için ne yapıyorsak aynısını yapacağız. Diyabet ve Alzheimer arasında açık bir ilişki olduğu artık ispatlanmıştır. Alzheimer hastalığı bir insülin direnci, bir karbonhidrat tüketimine bağlı toksiste olarak kabul edilmelidir. Zaten bugün Alzheimer'ın bu kadar artmasının da altında yatan ana kök neden budur. Evet. Çünkü diyabet artıyor, çünkü beslenme bozuldu, çünkü hayatımızda artık hibrit tohumlar var, çünkü hayatımızda artık doğal gıda kalmadı gibi bir şey. Dolayısıyla da Alzheimer, demans, diyabet gibi hastalıklar artmaya başladı. Yine siz de belki benimle birlikte aynı şeyi düşünüyorsunuz. Yine Ümit Hocam, ekmek yeme diyecek yine şeker yeme diyecek beyinle ne alakası var Beyine... ekmeğin. <laughs> Hadi ekmeğin sizden önce ben söyleyeyim bunu <laughs> hocam ne istiyorsunuz bu ekmeğimizden pilavımızdan makarnamızdan diyeceğim geçtiğim günde bir hastası olarak muayenehanesine gittiğimde aynı şeyi söyledim Hii, bir gördüm ki aslında gerçekten yediklerimiz bizi hasta ediyormuş Tabii, öyle. şimdi alzheimer'dan yani enflamasyondan koruyan öneriler var ekranda şu anda evet. hocam ekrandan bakarak tek tek anlatalım bu 8 öneri bizim için çok önemli ee, bizi koruyacak. Alzheimer'dan koruyacak. Alzheimer'dan koruyacak. Aynı zamanda bu öneriler şu manaya geliyor. Alzheimer olduysanız da ya da ailenizde Alzheimer olan birisi varsa da bunlara dikkat edin. Bakın şunu çok iyi vurgulamak gerekir. Alzheimer hastasında zihinsel yeti bozulmuştur. Zihinsel yetenekler bozulmuştur. Olay sadece hafıza kaybı değildir. Bilişsel problemler de başlar. Ve Alzheimer hastasına siz bir şeyi bilinçli olarak yaptırmakta zorlanırsınız. Şu manaya geliyor. Oturur anlatırsınız. Bak senin ekmek yememen gerek, şeker yememen gerek, işlenmiş gıda yememen gerek. 10 dakika sonra hastada hiçbir şey yok. Unuttu. Dolayısıyla Alzheimer hastasına bunları yaptırabilmek için siz Alzheimer hastasının yakınlarını, ailesini eğitmek, eğitmek zorundasınız. Lazım. Doğru. Dolayısıyla bizim verdiğimiz burada Alzheimer için hem işte engellemek için gerekenler hem de tedavi için gerekenler aslında hastaların yakınlarını anlatacaklarımızdır. Çünkü Alzheimer bir kere başlamışsa ondan sonra hastanın sürekli bilişsel yetenekleri bozulur ve hastaya siz bunları öğretmekte, ikna etmekte zorlanırsınız. Hasta 10 dakika önce yemek yer, 10 dakika sonra ben çok açım niye bana yemek vermiyorsunuz 3 gündür der. Yani doyma duygusu bile bozulmuştur hastada.